Evet, sahabe konusuna bu hafta da devam edeceğimizi söylemiştik. Geçmişte sahabe-i kiramın adaletiyle ilgili, güvenilirliğiyle ilgili haricilerin, Şia'nın ve Mu'tezile'nin olumsuz görüşleri olmuş. Hariciler bildiğiniz gibi hakim olayı dolayısıyla sahabeyi tekfir etmişler. Hakim olayına karışanları, hakim tayin edenleri, hakimlerin kendisini, hakimlerin hükmüne razı olanları, hakimlerin hükmüne itiraz etmeyenleri tekfir etmişler. Günümüzdeki bir kısım selefiler gibi sonra dövmüş birbirlerini tekfir etmişler. Kendi aralarında bir kısım gruplara ayrılmışlar. Birbirlerinin görüşünü benimsemeyenleri de tekfir etmişler. Sahabeyi tekfir etmelerinin sebebi de hep söylüyoruz, dikkat çekiyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki birkaç ayetten hareketle olmuş. İnil hukmu illa lillah ayetine muhalefet ettim demişler Hazreti Ali'ye. Onun ordusundaymışlar hariciler. Allah'tan başka hüküm sahibi yokmuş. Tek hakem odur. Sen bir hakem tayin etmekle Allah'a şirk koştun demişler ve bir tekfir furyası başlatmışlar. Dolayısıyla sahabenin küfrüne hükmettikleri için sahabe kanalıyla gelen rivayetleri de kabul etmemişler. Bunlar kafir oldu demişler. Sahabe değil mi hocam? Hayır. Yani hariciler sahabe değil mi? Hayır. Bir ak gruplar içerisinde sahabi yoktur. Evet, bir tehli gruplar içinde sahabi yoktur. Bu kesin tarihen sabit bir şey. Haricilerin içinde, kaderiyenin içinde, mutezilerin içinde, hatta bugünkü Şiilerin propaganda ettiği tarzda Şiilerin içinde bile sahabi yok. O dönemde bir kısım gruplaşmalar var. Yani Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasındaki savaşta Hazreti Ali'nin safında yer alanlar var. Bunlar Ali Şiası. Öbürleri de Ayşe Şiası, Osman Şiası, Muayye Şiası. Yani taraftar anlamında, siyasi taraftar anlamında bir Şia var. Grup grup, Şialar daha doğrusu var. Hazreti Ali, Hazreti Muaviye arasındaki savaşta da aynen öyle. Ali Şiası var, Muaviye Şiası var. Hazreti Osman'ın kanını talep edenler daha genel bir grup olarak Osman Şiası diye anılıyor. Ama bugünkü İmamiye Şiası'nın ya da Şia'nın diğer gruplarının, İsmailiye olabilir, Zeydiye olabilir, başkaları olabilir. Bunların itikadi ilkelerini, kabullerini benimseyip savunan bir sahabi yok. Yani sahabe arasında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ali'yi kendisinden sonra imam tayin ettiğini, ondan sonra onun çocuklarını imam tayin ettiğini, bunların nasla, vahiy ve imam tayin edildiğini söyleyen bir sahabi yok mesela. Ali Şiası var ama bu taraftar anlamında. Bugünkü Şiilerin yaptığı bir önemli şeydir bu. Anakronizmdir. Yani İtikadı diyelim ki tarihin, hicretin 3. 4. asırlarında teşekkül etmiş bir fırka var. Bu fırka kendi itikadını geriye doğru rivayet imal etmek suretiyle tarihi yeniden kurguluyor. Hazreti Peygamber yaptı bunu diyor. Ali'yi Hazreti Peygamber vasit tayin etti. Ondan sonra onun çocuklarını vasit tayin etti. Kendi inancını din haline getiriyor. Rivayet uyduruyor, sonra buna kendisi inanıyor. Oluyor din. Haricilerin hikayesi daha farklı tabi. Onlar yüzeysel bir Kur'an okumasıyla, Kur'an ayetleri hakkında yüzeysel bir tefekkürle yoldan çıkıyorlar. Yani ekseriyeti zaten haricilerin bedevi Araplar. Efendim, derin tefekkür kabiliyeti yok. İlim tahsili diye bir şey yok.
Dolayısıyla Kur'an ayetleri üzerinden yüzeysel hüküm çıkarmalarla, yüzeysel okumalarla bir takım neticelere varıyorlar. O neticeleri din haline getiriyorlar. Hazreti Ali gibi bir insanı tekfir ediyorlar, müşriklikle itham ediyorlar. Adamlar böyle mi sanıyor? Onları ayrıca ele almak lazım. Alevilik aslında Şiiliğin bir alt kolu mudur? Bugünkü imamiler, yani İran'daki Şiiler, Alevileri Müslüman kabul etmiyor. Bakmayın siz bugün Suriye'deki şeylerine, yalı kılıç savaşmalarına, Nusayrileri Müslüman kabul etmezler onlar. Kafir derler. Şimdi siyaseten destekliyorlar tabii. Yani iş siyasete gelince en kötü Alevi, en iyi Sünni de iyidir. Şeye göre, İmamiye Şiasına göre en kötü Alevi, en iyi Sünni de iyidir. Daha yakın görüyorlar çünkü bir imamet düşüncesi var. Öyle veya böyle İmamiye'ye uymasa bile bir imamet düşüncesi var. Hazreti Ali ve çocuklarını bir kutsama inancı var. Dolayısıyla onlarla daha kolay buluşuyorlar, daha kolay anlaşıyorlar. Sünnilerle anlaşma zeminleri çok az, anlaşmaya niyetleri de yok esasen. Şia'yı aslında özel bir ders olarak işlemek lazım. Yani bütün kollarıyla. İmamiye diyoruz, Zeydiye diyoruz, İsmailiye diyoruz, Nusayrilik diyoruz, Dürzilik diyoruz, Alevilik diyoruz. Bunların her biri bir kısmı tarihte kalmış ama bu saydığımız gruplar yaşıyor bunu. Bunların birbirinden farkı nedir? Birbirlerine bakışı nedir? Bunları aslında tanımak bakımından işlemek lazım. Arzu ederseniz bir sonraki derste bunu yapabiliriz. Tanımıyoruz yani çünkü. Tanımamız lazım, tanımıyoruz. Evet, hariciler dedik, sahabeyi tekfir ettikleri için sahabe kanalıyla gelmiş rivayetleri kabul etmiyorlar. Kafirin rivayeti kabul edilmez, kafire güvenilmez. Biz de öyle yani, kafiri bırakın, fasıkın getirdiği habere bile Kur'an-ı Kerim tebeyyen buyuruyor, emin olun, araştırın, işi garantiye alın. Dolayısıyla kafirin rivayeti, haberi söz konusu olduğunda işimizi biraz daha sağlam tutarız. Haricilerin problemi bu. Sahabe kafir oldu dedikleri için sahabe kanalıyla gelmiş hadisleri kabul etmiyorlar. Sahabe bu sebeple hariciler nezdinde adalet vasfını kaybetmiştir. Güvenilirlik, inanırlık vasfını kaybetmiştir. Mutezile'ye göre sahabenin özellikle çok az tanınanları, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuş olanlar mesela veya Efendimiz'in yanına, bir belki derste söylemiştik, İslam'ı öğrenmek üzere heyet heyet gelenler var, kabileleri elçi olarak onları seçmiş, göndermiş Medine'ye. Efendimiz'in yanında bir gün, birkaç gün kalıyorlar, İslam'ın ana hükümlerini öğreniyorlar. Tekrar geri dönüp gidiyorlar. Haklarında çok fazla şey bilmiyoruz. Bu türlü sahabilere diyorlar ki bunları güvenilir insan oldukları noktasında teyit eden rivayetlere ihtiyacımız var. Yoksa bunlar bizim için durumu belirsiz insanlardır, meçhul insanlardır. İlle sahabi diye biz bunların rivayetine güvenmeyiz. Bir kısım mutezileden bir kısmı özellikle Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra ortaya çıkan fitne ortamında, kargaşa ortamında kargaşada yer alan tarafların ve savaşan tarafların, grupların hepsini itham etmişler. Bir kısmı demiş ki bunlar birbirleriyle savaşmakla fıskı fücür içine düştüler. Bu taraflardan hiçbirisinin bize, hatta ben mahkemede kadı olsam diyor birisi, mutezileden birisi. Ben mahkemede kadı olsam ne Ayşe'nin ne Ali'nin bir keçi yavrusu ya da bir ip parçası hakkındaki şahitliğini bile kabul etmem. Neden? Çünkü bunlar birbiriyle savaştılar, fasık oldular, adalet vasfını kaybettiler. Bir kısmı diyor ki bu savaşan gruplardan sadece biri haklıdır. Ama hangisi bilmiyor. Dolayısıyla ikisi birden
bizim nazarımızda güvenilirlik vasfını, adalet vasfını kaybeder. İhtiyaten hiçbirisine güvenmeyiz. Aslında biri haklıdır ama kimin haklı olduğunu tayin edemiyoruz. Bir kısmı diyorlar ki Ali haklıdır, Ayşe ve Muaviye haksızdır. Ama bu onların kafir olduğu anlamına gelmez. Sadece onlar içtihatlarını hata etmişler. Bunlar Ehl-i Sünnet'e çok yakın bir grup. Biz ne diyoruz Ehl-i Sünnet olarak? Bu sahabe arasında çıkan fitnelerde, kargaşalarda, savaşlarda taraflar hakkında ne düşünüyoruz? Çok açık ve net Ehl-i Sünnet verdiği var. Diyor ki Hazreti Osman radıyallahu anh mazlum olarak öldürülmüştür. Haksız yere canına kıyılmıştır, şehit edilmiştir. Bir sonraki paragrafımızda, metnimizde dört halifeyi sayacak imamlarımız. Onlarla ilgili bahiste Hazreti Osman'ın şehadet ediliş süreci üzerinde de duracağız. Nasıl oldu, nasıl şehit edildi, neyle itham edildi, bu ithamların hakikati nedir? Hani Ümeyye oğullarını kayırdı, çok zayıftı yönetimde, gevşek davrandı, akrabayı talimatını kayırdı, onlara haksız yere hazineden tahsisatlar yaptı vesaire şeklinde çok ağır ithamlar var. Bunların hakikati nedir? Bunlar üzerinde inşallah o paragraf üzerinde durduğumuzda duracağız. Sonra Hazreti Ebubekir'le ilgili, Hazreti Ömer'le ilgili, Hazreti Osman'la ve Hazreti Ayşe'yle ilgili iddialar var. Bunlar üzerinde inşallah ayrı ayrı detaylı biçimde duracağız. Biz ne diyoruz, ne düşünüyoruz dediniz, o Hazreti Osman masum olarak. Evet, şimdi onu söyleyeceğim. Hazreti Osman mazlum olarak öldürülmüştür diyoruz. Hazreti Osman'ın öldürülmesi, şehit edilmesi haksız bir cürümdür. Bu cürümü işleyenler Allah katında günahkardır, sorumludur. Gönül arzu ederdi ki bu cürümü işleyenlerin kimlerse tespit edilsin, kimler olduğu belli, tarihen sabit. Bunlar tespit edilsin, mahkeme önüne çıkarılsın ve cezaları verilsin. Ama gelişmeler o kadar ani ve hızlı oldu ki Hazreti Ali'nin hilafetini anlatırken bunlara değineceğiz inşallah. Çok ani, çok hızlı gelişen olaylar var ve bir kısım karanlık, kör noktalar var. O noktalar aydınlatılamadığı için Hazreti Ali, Hazreti Osman'ın katillerine kısas uygulamayı doğru bulmadı. Konjonktürel bir şey bu. İnşallah detayını göreceksiniz. Bununla birlikte Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe validemiz arasındaki savaşta Hazreti Ali Efendimiz öldürüldü. Hazreti Ayşe validemizin Cemel Savaşı'nın yaşanmasında kastı neydi? Savaşmak mıydı? Hayır. Hazreti Ayşe validemizin kastı savaşmak değildi. Onun yanında bulunan Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir'in kastı neydi? Onlar da Hazreti Ali ile karşı karşıya geldiklerinde her biri için ayrı ayrı yaşanmış hadiseler var. O hadiseler üzerine kılıçlarını kınlarına soktular ve savaşmamaya karar verdiler. Sıffin'de fiilen savaşmadılar. Hazreti Talha da Hazreti Zübeyir de fiilen savaşmadı. Fakat haksız yere katledildiler. Aslında orayı terk edip Hicaz'a doğru geri gittiler. İkisi de iki ayrı zamanda, iki ayrı kişi tarafından ikisi de şehit edildi. Zulmen öldürüldüler. Hazreti Ayşe validemizin kastı savaş değildi. Hazreti Osman'ın kanını talep eden bir kitle var. Hazreti Ali bunların karşısında gerçekten zor durumda. Çünkü kendi ordusunu bir kere kontrolde tutamıyor. Hudutları hayli genişlemiş İslam İmparatorluğu'nda bir kısım valilere, bir kısım vilayetlere hakim olamamış. Valiler atıyor, eski vali görevini terk etmiyor mesela. Yeni vali görev yerine gidemiyor. Gitse bile canından korkup vazgeçiyor, gelip başka yerlere gidiyor. Dolayısıyla böyle bir ortam içerisinde Hazreti Ali'nin meseleye hakim olamamasından kaynaklanan, konjonktürel sebeplerle hakim olamamasından kaynaklanan bir boşluk var ve de ortada
bu iki Müslüman kitlenin birbiriyle savaşması için özel gayret sarf eden bir grup da var. Kim ne derse desin, öyle bir fitnenin ateşini tutuşturan bir grup var. Tarih kaynakları bize diyor ki, Cemel Vakası'nda iki ordu savaşmamak üzere anlaştılar. Meseleyi müzakere yoluyla çözmek üzere anlaştılar. Fakat bundan muhtemelen Hazreti Ali'nin safında bulunan bir grup. Kim bunlar? Bunlar Hazreti Osman'ın kanına elini bulaştırmış olanlar olabilir. Bunlar o dönemde son derece etkili bir propaganda faaliyeti yürüten, etkili bir kadrolaşma faaliyeti yürüten Abdullah bin Sebe'nin grubu olabilir. Veya her ikisi de olabilir, bilmiyoruz. Bunların kışkırtmasıyla her iki taraf arasında aslında silahlar toprağa gömülmüşken, baltalar toprağa gömülmüşken yeniden çıkarılıyor ve savaş başlıyor. Sıddin Savaşı. Bu savaşta Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Ali'ye karşı savaştığı için buna rağmen bütün bu hafifletici sebeplere rağmen Hazreti Ayşe validemiz haksız diyor. Hazreti Ali Efendimiz haklıydı diyoruz. Biri Efendimizin eşi, biri Efendimizin damadı. Ehl-i Sünnet'in net görüşü budur. Buna rağmen Hazreti Ayşe validemizi de, Hazreti Talha'yı da, Hazreti Zübeyir'i de fıskla, fücurla, günahkarlıkla itham etmiyoruz. Böyle bir şeye hakkımız yok. Böyle bir şeye dilimizi de, zihnimizi de, kalbimizi de alıştırmamak, böyle bir şeye yaklaştırmamak Ehl-i Sünnet'in en temel vasfıdır. Hükmümüzü veririz. Ondan sonra o mesele hakkında susmayı tercih ederiz. Bu çoğu zaman yanlış anlaşılan bir şeydir. Biz dilimizi tutarız. Ulema tarafından da bize telkin edilen, öğretilen budur, tavsiye edilen budur. Sahabe hakkında dilimizi tutarız. Çoğu zaman bu yanlış anlaşılır. Ama bu hadiseleri karıştırmayalım. Sonra kirli çamaşırlar ortaya çıkar gibi bir maksadın olduğunu zanneder bazıları burada. Biz dilimizi tutalım derken böyle bir şey kastettiğimizi düşünürler. Hayır, böyle bir şey kastetmiyoruz. Hakikati bilelim, gerçeği bilelim, haklıyı haksızı bilelim ama itham etmeyelim. İthamkar konuşmaktan kaçınalım. Ehl-i Sünnet susalım derken bunu kastetelim. Aynı şey Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki savaş için de böyledir. Gerçekten on binlerce insanın öldüğü o savaş bir fecaattir. Efendim, haklı olan taraf Hazreti Ali'dir. Bunu da açık bir şekilde söyleriz. Ama ithama gelince dilimizi tutarız. Bize düşen bu iki olaydan dersler çıkartmaktır. Hazreti Ali, Hazreti Muaviye ordusu için, onun ordusunda kendisine karşı savaşanlar için kardeşlerimiz tabirini kullanıyor. İhvanuna bagav aleyna diyor. Kardeşlerimiz bize karşı ayaklandılar. Cemel Vakası'nda Hazreti Ayşe'nin yanında bulunanlar için Hazreti Ali o savaşın ahkamını ve ahlakını da belirliyor orada. Diyor ki size kılıç çekmeyene kılıç çekmeyin. Yaralıların üstüne gidip öldürmeyin. Önünüzden kaçan olursa takip etmeyin. Yani böyle bir savaşın da böyle bir ahlakı, böyle bir nezaheti olur mu? İki Müslüman grup birbiriyle savaştığında nasıl savaşmalıdır? İşte böyle. İki Müslüman grup birbiriyle savaşır mı? Savaşır. Kur'an-ı Kerim'de de açık ayet var. İki Müslüman grup Taif'e birbiriyle savaştığında buyuruyor Cenab-ı Hak, aralarını bulun. Onları barıştırın. Sonra biri öbürü aleyhine tecavüze kalkarsa, haksız olarak ayaklanırsa mazlumun yanında durun, onlarla savaşın. Açıkça. Demek ki iki Müslüman kitle savaşabilir. Sahabe-i kiram melek değildi, insandı. Onlardan sonra da tarih içerisinde hep Müslümanların birbirleriyle savaştıkları vakidir. İşte Osmanlı büyük bir cihan devleti oldu. Nasıl oldu? Yer yer savaşarak, yer yer anlaşarak. Yani savaşmadan mı kuruldu Osmanlı, bir beylikten bir cihan devleti kurdu? Nasıl kurdu? Savaşmadan mı? Hayır, savaştı. Yeri geldi diğer beyliklerle savaştı.
Yeri geldi diğer devletlerle savaştı Müslüman olarak. Olayların akışı sizi buna zorlar. Bir ümmetin maslahatını temin etmek için bile olsa bir Müslüman kardeşinizle savaşmamalısınız. Ama olaylar sizi oraya doğru zorlayınca da savaş kaçınılmaz hale gelince de savaştan geri durmak da doğru değil. Hocam, ölenler iki tarafın ölenlerde şehit olanlar olur. İki tarafın da kastı hak ve hakikat ise olur. Bir iki Müslüman'ın şeysi var yani, iki Müslüman birbirinde kavga ettiklerini yani birbirine öldürse ikisi cehennemliktir diye. O şöyle, bu konuda hadis var, söylediğiniz hadistir. İki Müslüman birbiriyle savaştığında ölen de öldüren de cehennemliktir buyurmuş Efendimiz. Sahabe sormuş, öldüreni anladık da ölen nasıl cehennemliktir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz buyurmuş ki, o da onu öldürecek. Kastı, niyeti onu öldürmekti. O onu öldürmese o onu öldürecek. Burada gayri şer'i, gayri meşru bir maksat için iki Müslümanın birbirine kılıç çekmesi kastediliyor. Haksız yere, şer'i bir mazeret yok, şer'i bir delil yok, bir dayanak yok. Haksız yere, ya benim ırkım senin ırkın, benim sülalem senin sülalem veya kan davası, bu tarz şeyler kastediliyor. Ha ya bu hala çok yaşanır bu Güneydoğu'da hala maalesef bu tarz şeyler kastedilir. Yoksa hak bildiğiniz bir davayı gerçekleştirmek, bir hedefe ulaşmak için elinizde şer'i deliliniz var. İşte Hazreti Osman'ın kanını talep edenler böyle ayaklandılar Hazreti Ayşe'nin safında bulunanlar. Osman zulmen öldürüldü, sen halifesin, sana düşen bu cinayetin katillerini cezalandırmaktır ve onlar senin ordunda, senin safında bulunuyorlar. Onları cezalandır diyorlar. Bu şer'i bir gerekçedir. Hazreti Ali'nin de bir şer'i gerekçesi var. Diyor ki ben ortama henüz hakim olamadım. Henüz kontrol bende değil. Birazcık sabredin. Ortam bir düzelsin, ortam yatışsın. Siz bir kere bana bir beyat edin, benim hilafetimi bir tanıyın. Ondan sonra ortam yatışınca gereken neyse yapılacak. Onunki de şer'i bir mazeret. Dolayısıyla burada buna rağmen biz diyoruz ki Hak Halife Hazreti Ali'ydi. Onların ona önce beyat etmesi gerekirdi. Fakat mazeretlerine baktığımızda mazeretleri de gayrimeşrudur diyemiyorsunuz. Çünkü öldürülmüş bir halife var. Hazreti Ali haklıydı dediniz. Yani dolayısıyla Hazreti Ayşe haksızdı şeyi çıkıyor mu oradan? Açık bir şekilde çıkıyor. Şimdi bir kısım alimlerimiz demişler ki Hazreti Ali haklıydı, Hazreti Ayşe haksız değildi. Bu ikisi de haklıydı demek. Bu hadisi şerife göre o zaman mesela dedim. Hazreti Ayşe haksızdı. Haksız yere. Hangi hadisi? Yani. Hayır, onun şer'i gerekçesi var. Nedir o? Bir Müslüman, bir halife zulmen öldürülmüş. Katiller belli. Biz bile bugün bunların isimlerini biliyoruz. Hazreti Osman'ı kim şehit etti biliyoruz isimlerini. Belli katiller de belli. Hazreti Ali'ye diyorlar ki sen halifeysen şu kat, bu çünkü önemli bir mesele. Bir halife öldürülmüş. Sen eğer bunun kanını şimdi talep etmezsen, bunun katillerini şimdi cezalandırmazsan bu adamlar bir süre sonra başka işler de yapacaklar. En acil meselemiz budur. Bir halife zulmen öldürüldü. Sana düşen bunun katilleri cezalandırmak. Baktığınızda şey değil. Hocam pardon, şimdi Hazreti Muaviye dediniz. Ama evet. Muaviye Kur'an-ı Kerim'i krize takmış Hazreti Ali'yi savaşırken. Vali olduğu zaman da kendi ırkından yani kendi ırkındaki olanları tamamıyla bir yerlere getirmiş. Daha sonra da kendi oğlunu halife yapmış. Yani oğlum da o dönemde bazı sıkıntılar yaptı. Zulmü diyeyim, ne diyersen diyeyim. O da o şekilde yapmış. Ona nasıl hazret diyebiliriz? Şimdi bakın, Hazreti Muaviye hakkında... Ama bunu geçen gün de böyle kendi aramızda bayağı tartışmalar oldu. Bunları açıkça konuşmak lazım. Şimdi ben şahsen ben dedim ki hayır haklı olamaz çünkü böyle bir zulüm yapmış. Öbürü de dedi ki yahu dedi ki sen dedi ki neredeyse büyük günah işliyorsun. Böyle bir tartışmamız da olur. Eyvallah. Sizden öğrenmek istiyorum. Allah razı olsun. Bunları açık ve net konuşmak lazım. Çünkü evet. Kur'an-ı Kerim'i kılıcı atmış.
Hazreti Muaviye'nin icraatları konusundaki bilgilerimizin bir kısmı yanlış. Öbürü dedi ki Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında katiplik yaptı. Evet. Bir kısmı yanlış. Şöyle yanlış. Orada çok büyük zulüm yapmış. Söyleyeceğim. Hepsini söyleyeceğim. Meseleyi anladım. Hepsini söyleyeceğim. Hazreti Muaviye'nin Sıffin Savaşı sonrasına kadar hilafet iddiası yok. Bir kere bunu tespit edelim. Sıffin Savaşı sonrasına kadar hilafet iddiası yok. Büyük bir eyaletin valisi, onu oraya önce Hazreti Ömer atamış. Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman'ın görevinde devam ettirmiş. Tamam. 20 sene orada valilik yapmış Hazreti Muaviye. Alamamış derken almamış. Niye alsın ki? Gayet alamamış, dirayetli bir yani, vali. Niye alsın ki? Çok güçlü kuvvetliymiş yani. Tamam, niye alsın ki? Dirayetli bir vali. İşleri de gayet güzel götürüyor. Yani eğer o orada bir arızası, bir şeyi olsaydı Hazreti Ömer onun tepesine vurur alırdı orada. Bir şey daha var. Orada vali olduğu sürece Hazreti Muaviye 10 sene Hazreti Ömer döneminde, 10 sene Hazreti Osman döneminde 20 sene valilik yapmış orada. Ve Ehl-i Beyt buna hiçbir şey dememiş. Dikkat edin, bir şey daha söyleyeyim size. Sıffin Savaşı'ndan sonra Hazreti Ali şehit edilince Hazreti Muaviye halife oldu. Hazreti Hasan'ın 6 aylık bir hilafeti var. Ondan sonra devretti ona halifeyi. Hilafet. Zorla anlaştılar, zorla almadı. Tarih böyle diyor, anlaştılar. Savaşmadılar. Hazreti Hüseyin baktı ki ordumda, benim ordumda vaktiyle babama ihanet etmiş insanlar var. Babama bunlar çok sözler verdiler ama babamın yanında durmadılar. Babam şehit oldu. Bunlar hain insanlar. Bunu bana da yapacaklar. Beni de yalnız bırakacaklar. Ben hilafeti anlaşmalı bir şekilde Muaviye'yi devredeyim. Hazreti Hasan. Hazreti Hasan. Ama zeynepler Sayın Hocam. Hazreti Hasan. Ya anlatacağım hepsini. Bunlar hep önemli şeyler. Ama adım adım gidelim. Şimdi Hazreti Hasan hilafeti Hazreti Muaviye'yi devretti mi? Etti. Hazreti Muaviye 60 senesine kadar yaklaşık 20 sene de hilafette kaldı. Bu 20 sene içerisinde ne Hazreti Hasan ne de o şehit edildikten sonra Hazreti Hüseyin Hazreti Muaviye'ye karşı ayaklanmadı. Hiçbir şey yapmadı. Yaptı mı? Hiçbir şey yapmadı. O onlara Beytülmal'den tahsisatta bulundu. Onlar da aldılar. Memnun bir şekilde hayatlarına devam ettiler. Yezid'in veliaht tayin edildiği döneme kadar ne Hazreti Hüseyin'den ne Ehl-i Beyt'ten başka herhangi bir kimseden Hazreti Muaviye'ye karşı bir isyan hareketi, bir muhalefet hareketi görülmemiş. Bunu Şiiler bile koyamıyor ortaya yani. Bu kadar rivayet uydurmalarına rağmen Hazreti Hasan'ın da Hazreti Hüseyin'in de Hazreti Muaviye'ye isyan ettiklerine dair herhangi bir şey, bir fiili, delilleri yok. Yani Ehl-i Beyt itaat etmiş. Ne zaman ki Yezid hadisesi çıkmış ortaya, Hazreti Muaviye vefat etmiş, iş o zaman patlamış. Hazreti Muaviye Yezid'i veliaht tayin etmekte haklı mıydı? Vallahi değil. Bunlar melek değil, insan. Yezid o kadar sahabi dururken, o kadar faziletli, tabiinden faziletli insanlar dururken Yezid'in veliaht tayin edilmesi bir hatadır. Yani iş saltanata döküldü diye değil, saltanatın kendisi kötü bir şey değil. Saltanata getirilen insan naehilse, ehil değilse o zaman kötü. Hazreti Hasan ile Muaviye ile Hazreti Muaviye arasında bir anlaşma var emniyette. Hazreti Muaviye'den sonra hilafet. Evet ve Hazreti Hasan zehirlendi. Kim zehirledi? Şiiler diyorlar ki Muaviye zehirletti. Hanımına dedi ki sen onu zehirle, ben seni oğluma alacağım, Yezid'e alacağım dedi. Onu kandırdı. Veya bir rivayette onun babasına rüşvet verdi. Babası da o kadını kandırdı. O da onu efendim aklına girdi, kandırdı. O da kocasını zehirledi ki kendisini Yezid'le evlendirsin. Bu rivayetlerin iler tutar tarafı yok.
Şimdi Ehl-i Beyt'in ulusu Hazreti Hasan. Zenginlik desen onda, şöhret desen onda, fazilet desen onda, yakışıklılık desen onda. Karısı da ondan severek evlenmiş. Şimdi böyle bir kadın, böyle bir adamı niye zehirleyip de gitsin Yezid gibi bir adamla evlenmeye göz alsın? Tutarsız bir rivayet. Sonra Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan zehirlenince Hazreti Hüseyin gitti onun yanına, dedi ki seni kim zehirledi, bunu kim yaptı? Dedi ki sen bu işi hiç karıştırma. Bu konuda hiçbir şey yapma. Onun bu tavsiyesi belki de emri üzerine, dikkat edin, Hazreti Hüseyin hiçbir şey yapmadı. Biz bugünden bakıp diyoruz ki Muaviye zehirletti. Ya nereden biliyorsun? Muaviye zehirletti olsa Hazreti Hüseyin bunu bile bile durur muydu? Ortada bir katil hadisesi var, bir cinayet var, faili belli. Şimdi Hazreti Hüseyin niye dursun? Durduysa eğer bu yakışır mı? Ya bazı şeyleri mantıklı düşünmek lazım. Bir oyun dönüyor ortada. Bir oyun var. Ama fail kim? Hazreti Hasan bunu biliyordu belli ki ama söylemedi. Şimdi bu durumda kimin günahına girmek mantıklı olur? Kimin günahına girelim? Günahını alır. Hiç kimsenin günahını almayalım. Şer'an, fıkhen bir kimseyi bir şeyle itham etmek için elinizde hüccetinizin olması lazım. Falan adam şunu yaptı, delilin ne kardeşim? Yaptı diyorsun, mahkemeye ver adamı. Delil isterler. Delilimiz yok elde. Kendi zannımızla, duygusallığımızla hareket ediyoruz. Diyoruz ki Muaviye zehirletti. Ya peki Hazreti Hüseyin niye durdu? Hadi Muaviye zehirletti, herkes bunu biliyordu. Madem sen biliyorsun, o da biliyordur mutlaka. Niye durdu peki? Niye bir şey yapmadı? Yezid'e karşı ayaklanacak kadar yiğit, cesur Hazreti Hüseyin, o zaman niye abisinin kanını talep etmedi? Bunlar önemli sorular ama cevabı yok. Dolayısıyla toparlayacak olursak, Cemel'de de Sıffin'de de haklı olan taraf Hazreti Ali'dir. Karşısındaki kitle hata yapmıştır. Bunu açıkça söylüyoruz. Ulemamız da söylemiş tarihin erken dönemlerinden bu yana. Ama bu onları güvenilmez yapmaz demiş. Yani birbirine kılıç çekebilir, haklı gördüğü bir davada karşıdakiyle savaşabilir, mukatele edebilir. Ama bu onu güvenilmez insan yapmaz. Efendimiz'den hadis rivayet ederken yalan söylemez. Yani birbiriyle savaştı diye biz bu insanlara falan yalancı filan doğrucu diyemeyiz. Çünkü bununla yalan söylemek arasında bir fark var. Birisi içtihattan kaynaklanan bir hata. Kendi hareketini doğru görüyor. Fıkıh adına, İslam adına, hakikat adına ben bunu yapmalıyım diyor. Yanlış. Bu onların güvenilirliğini zedelemez. Gelelim kılıçların uzuna musaf takma hadisesine. Bu da bir yanlış. Sıffin Savaşı Hazreti Muaviye ordusunun aleyhine doğru gelişmeye başladı. Yani ordu yenilecek, artık bu görülmeye başladı. Onun yanında Amr İbnül As var, o da sahabeden. Diyor ki, ya biz bu savaşı kaybedeceğiz. Ben sana bu işten bir çıkış yolu önereceğim. Nedir diyor? Diyor ki, elimizde mushaflar var. Bu mushafları mızraklarımızın ucuna bağlayalım, havaya kaldıralım. Mushaf yapraklarını yırtıp da mızrakların ucuna geçirdiler falan diye anlatırlar bunu Ramazan'da, ekranlarda hocalar. Bu büyük bir yalandır, büyük bir iftiradır, bunun aslı yok. Ne yaptılar? Mushafları bütün olarak mızrakların ucuna bağlayıp kaldırdılar. Aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun diye. Tıpkı bugün sulh isteyen iki savaş taraf cephede savaşırken biri beyaz bayrak kaldırdığında ateşkes istiyor demektir. Bu da böyle bir sembolik bir şey. Yani mushafları yırtmadılar. Mushafları olduğu gibi mızrakları ucuna bağlayıp kaldırdılar ki aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun. Hatta Hazreti Osman'ın Şam'a gönderdiği, o biliyorsunuz mushafları 600-700 çoğaltı. Biri de Şam'a gitti. O mushaf büyük bir, hacimli bir mushaftı o. Orada dört tane mızrağın ucuna bağlayarak kaldırdılar diyor tarihçiler ki bu bir sembolik bir harekettir.
Allah'ın kitabı aramızda hakem olsun diye. Mızrak yırtma diye şey, Kur'an sayfalarını yırtıp kılıçlarını mızrakların ucuna takma diye bir şey yok. Hakem olayında da aynı şekilde bir yanılgı var, bir yanlış anlaşım var. Onu da vaktiyle zannediyorum, burada da kısmen değinmiştik. Aslında iki hakem de Hazreti Ali'yi de Hazreti Muaviye'yi de azletmek üzere anlaşıyor. Bunu da halka deklare ediyorlar, olay böyle gelişiyor. Burada Amr ibn-i As, işte bu Musa el-Eş'ari'yi kandırdı, o saf bir adamdı, şöyle oldu, böyle gitti falan. Bütün bu rivayetlerin kaynağını araştırdığımızda altından şiirler çıkıyor. Şiir bir ravinin uydurmaları bunlar. Ebu Mühnet Lut bin Yahya diye bir ravi. Bunun uyduruk rivayetleri bizim tarih kitaplarımızda da var. Bunu daha önce anlattık. Niye girmiş bizim tarih kitaplarımıza, tefsir kitaplarımıza bu uyduruk rivayetler niye girmiş? Bunu daha önce anlatmıştık. Tekrar etmeyelim. Dolayısıyla o bilgilerin bir kısmı doğru ama izahı başka. Bir kısmı da külliyen yanlış. Böyle olduğu için biz diyoruz ki sahabeden herhangi birisinin güvenilirliğine dokunulduğu zaman bu onunla sınırlı kalmıyor. Şimdi Ehl-i Sünnet bu konuda niye titizleniyor? Diyor ki, hatta bunu alimlerden biri söylemiş. Muaviye demiş, kapının halkasıdır. Birisi bu halkaya uzandığında biz anlarız ki bu kapıyı açıp içeri girecek. O da sahabedir. Kapıyı açtığında sahabenin hürmetine dokunacak demek ki. Evin içine, mahremiyete girecek adam. Onun için halkaya uzanıyor. Gerçekten de böyle baktığınızda gerek tarih içinde Şiiler, gerek günümüzde bir kısım modernistler sahabeden bir kısmının güvenilirliğine dokunan şeyler yaptılar. Hala yapıyorlar bunu. Hadi Muaviye'yi silelim. Sonra Ebu Hureyre'ye sıra gelecek. Ya bu adam hicretten 6 sene sonra Medine'ye geldi. Çok kısa bir süre kaldı Efendimiz'le. En çok hadisi bu nakletmiş. Bu nereden geliyor? Onu da silin. Tabii. Ayşe böyle hıyanet etmiş, onu da silin. Ömer işte Hazreti Fatıma'nın kafasını kırmış, karnına tekmeyi vurmuş, çocuğunu düşürmüş, onu da silin. Bu listenin sonu gelmez. Ne olacak? Sil. Elde ne kalacak? Elde kalacak olan şey Şiilerin uydurup rivayetleridir. Başka bir şey kalmayacak elde çünkü. Sahabeye dokunduğunuz zaman elinizde Kur'an da kalmaz, sünnet de kalmaz. Din adına elinizde kaynak kalmaz. Ondan sonra gider ya modernist bir kafaya teslim olursunuz ya da Şiilere teslim olursunuz. Başka bir yolu yok çünkü. Hazreti Peygamber'den bu din bize bir şekilde gelmiş olmalı. Nasıl geldi? Kimden geldi? Sahabeden geldi. Sahabeye dokunduğunuzda Kur'an'a ve sünnete dokunmuş olursunuz. Bunun sonu yok. Çıkmaz bir sokak. Efendim Hazreti Ebu Bekir hakkında, Hazreti Ömer hakkında, Hazreti Ayşe hakkında, Hazreti Osman hakkında efendim aklı hayale gelmez ithamlar var Şiilerin kaynaklarında. Hazreti Ayşe validemiz Kur'an nasıyla tebliğ edilmiş. Yani kendisine atılan o iftiradan beri olduğunu Cenab-ı Hak ayet indirerek teyit etmiş. Buna rağmen adamlar diyorlar ki hayır, bu ayet Ayşe hakkında inmedi, başka bir hakkı var. Böyle bir takıntı var yani. Siz kararı önceden veriyorsunuz. Sahabi dediğiniz insanlar şöyle kararı önceden veriyorsunuz. Arkasından da kendinize uyduruk deliller icat ediyorsunuz. Onların faziletini ifade eden ayetleri ve hadisleri de olmadık şeylerle tevil ediyorsunuz. Bizim bu konuda hakikaten çok ciddi çalışmalar yapmaya ihtiyacımız var. Kafaları tarih içinde çok karıştırmışlar. Bugün bu karışıklık bir kat daha artmış vaziyette. Gerek müsteşriklerin ve modernistlerin çalışmalarından, gerek Şiilerin dilimize tercüme edilmeye başlayan çalışmalarından ötürü kafalar bir hayli karışık vaziyette. Sahabe konusunda. Dediğim gibi bunlardan dört halifeyle ilgili, ilk üç halifeyle ilgili daha doğrusu olanları inşallah daha sonraki derslerde tek tek her biri bağlamında alacağız.
Hazreti Ayşe meselesine biraz yakından bakalım. Niye bunlar Hazreti Ayşe ile böyle kanlı bıçaklılar, niye sevmiyorlar? O da bir insan, onu da söyleyelim. O da bir insan. Ama unutmayalım ki ve ümmehâtuhu ve ezbâcuhu ümmehâtuhu. Onun eşleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri, müminlerin anneleridir. Kim ne derse desin, onlar bizim annemizdir. Birisi bizim öz annemize dil uzattığında nasıl ona tahammül edemezsek, onlara uzatılan diller konusunda da tahammül etmemiz, susmamız mümkün değil ve caiz değil. Birisi Hazreti Ayşe validemize bu iftirayı atmaya devam ettiği sürece biz de bunu müdafaa etmek zorundayız. Yoksa Cenab-ı Hak bize bunu sorar. Siz annenizi niye müdafaa etmediniz diye. Efendimiz bizden davacı olur. Şimdi o ondan razı olarak vefat etmiş. Hazreti Ayşe validemizin evindeydi biliyorsunuz. Hı. Efendimiz vefat ettiğinde onun kollarındaydı. Öyle vefat etti ve onun hücresine, odasına defnedildi. Şimdi böyle bir mübarek insandan bahsediyoruz. Bu mübarek insan hakkında Şiiler olmadık hakaretler, olmadık iftiralar atarlar. Bunların daha evvel de söyledim, geçen hafta da söyledim. Bunların gerek sahabe ilgili, gerek Hazreti Ayşe ve Efendimizin diğer eşleriyle, bak zevceleriyle ilgili ithamlar aslında doğrudan doğruya Efendimiz'e yapılmış ithamlar. Çünkü bir peygamber düşünün, bunların arasında yaşıyor. Bunların bir kısmının kızlarını almış, bir kısmına kızlarını vermiş. Bunlarla böyle et ve tırnak gibi olmuş, akraba olmuş. Onlar onun en yakınındaki insanlar. Siz onlara dokunduğunuzda ona dokunursunuz. Sonra dışarıdan birisi, bir müsteşrik, bir ateist size çıkıp gelip dese ki arkadaş bu sizin peygamberiniz nasıl bir insan ya? Hanımı zulmediyor, haşa fahişelik yapıyor, sesi çıkmıyor. Efendim, damadı zulmediyor, sesi çıkmıyor. Öbür hanımları zulmediyor, sesi çıkmıyor. Bu nasıl bir peygamber ya? Dese ne diyeceksiniz? Bunu diyorlar nitekim. Bunu diyorlar. Öyle bir peygamber fotoğrafı çıkıyor ortaya. Aciz, kendini savunmaktan bile aciz. Etrafına sözü geçmiyor, ağzı var, dili yok. Böyle bir peygamber. Ya bu Kur'an'ın çizdiği Resulullah Muhammed değil aleyhissalatü vesselam. Vallahi bu o değil. Bu Şiilerin kafasındaki uyduruk silüet. Hocam onları nasıl müsamaha ediyor? Etmeyeceğiz. Etmemiz caiz değil mi? Müsamaha ediliyor mu buna? Yani şunu fark etmemiz lazım. Tekrar altını çizeyim bunu. Sahabeyle bir kişi uğraşıyorsa, ümmehat-ı mümininle uğraşıyorsa onun peygamber tasavvurunda bir arıza var. Kafasındaki peygamber tasavvuru arızalı. Şimdi daha önce de söyledim. Sahabeyle niye uğraşıyor bunlar? Esas mesele nedir? Burada bir dokunmamız lazım. Esas mesele nedir? Esas mesele uydurup da bir inanç unsuru haline getirdikleri imamet meselesi. Yani imamet meselesindeki o arızayı orada teşhis edemezsek, Şia'nın bu meseledeki hastalığını teşhis edemeyiz. Bu kin nedir, bu düşmanlık nedir teşhis edemeyiz. Şia'ya göre imamet, İslam'ın, imanın olmazsa olmaz şartıdır. Belki de en merkezi, en önemli şart imamet. Burada size okuduğum Hümeyne'nin kendi eserlerinden naklediyor. Diyor ki Efendimiz, kendisine vahiy geldiği ilk günden itibaren, peygamberlikle görevlendirildiği ilk günden itibaren imamet meselesini tesis etmek ve ümmetin arasında yerleştirmek için çıkılmıştır. Şimdi imamet böyle olunca, imameti tanımayan, yani Hazreti Ali'nin imametini tanımayan, Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir'i halife olarak seçen sahabe bütünüyle Şia tarafından itham edilmiş oluyor otomatik olarak. Yani bir yerde vahyin tayin ettiği bir imam var, bir yerde siz toplanıp buna rağmen kendi kafanıza göre bir halife seçiyorsunuz. Buna hakkınız yok ki, öbürünü nasıl tayin etmiş, vahiy tayin etmiş. Buna hakkınız yok. Siz vahye muhalefet ettiniz, o zaman kâhir oldunuz.
Onun için sahabenin ekseriyetinin Efendimiz'in vefatından sonra mürtet olduğunu, dinden çıktığını söylüyorlar. Bunu yüzünüze karşı söylemezler, onu da söyleyelim. Böyle yan yana gelip konuştuğunuzda sahabe efendilerimiz derler. İşte müminlerin annesi Ayşe derler, bilmem ne derler. Ama kaynaklarını açın bakın, tam tersini söylüyor. Hazreti Ayşe'den haşa, hiç böyle ağza alınmayacak ifadelerden bu ifadelerle bahsediyorlar. Sahabeden işte mürtetler olarak, zorbalar olarak, diktatörler, despotlar olarak bahsediyorlar. Efendim, hiç böyle biz bir müminin ağzına, hafızasına, gönlüne gelmeyecek ikramlarla. Sebep bu. O zaman kardeşim gelin şu imamet meselesini bir konuşalım. Bunun aslı esası nedir? Bu kadar önemli bir mesele ise bu. Kur'an'da niye zikredilmedi acaba? Cenab-ı Hak itikadın böyle en temel unsurunu Kur'an'da niye zikretmedi acaba? Bunu çıkartmıyorlar Kur'an'da. Efendim? Kur'an'ın belli ayetleri çıkartmıyorlar. İki tane cevap var burada. İki tane cevap var. Birincisi bu sizin dediğiniz. İkincisi de Allah bunu zikretti diyorlar Kur'an'da. Hazreti İbrahim kendi soyundan bir takım imamlar tayin etmesini istedi Cenab-ı Hak'tan. O da buyurdu ki وَلَا يَنَالُ عَحْدِ الظَّالِمِ Zalimler ahdime nail olamaz. Yani senin soyundan imamlar gelecek ama zalimler de gelecek. O zalimler benim ahdime nail olamaz. İşte kim o zalimler? Sahabe. Efendim, Hazreti İbrahim imamdı. Tek başına bir ümmetti. Bak diyorlar yeryüzünün imamsız kalması caiz değil. Peygambersiz kalması nasıl caiz değilse, peygamberlik bittikten sonra imamsız kalması caiz değil. Böyle bu imamet de sizin bildiğiniz hilafet falan değil. Bu imamlar Allah tarafından seçilir, Allah tarafından bilgilendirilir, masumdurlar, Allah tarafından tayin edilirler. Zaten böyle bir şey olmasa insanlık çobansız sürü gibi kalır. Bu da caiz değil. Allah mutlaka insanlığa rehberler göndermiştir, peygamberler. Onlardan sonra da imamlar. Bu imamlık o kadar önemli ki Peygamber Efendimiz hariç diğer bütün varlıklardan, peygamberlerden, meleklerden, nebilerden, resullerden hepsinden üstündür imamlar. Bir imam ne kadar yaşayacağına, ne zaman ve nerede öleceğine kendisi karar verir. Bu onların kitaplarında zikredilen şeyler. Vaktimizi almasın diye kendi ibarelerinden okumayacak. Bir imam ne zaman öleceğine, nerede öleceğine kendisi karar verir. Kendisinden sonra kimin imam olacağı da ta Efendimiz tarafından tayin edildiği için orada bir ihtilaf da olmaz. Bu böyle tak 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 gelir 12. imama kadar. 12. imam gayet Mehdi. Orada da bir sürü efsane var. Bir sürü uyduruk rivayet var. Bu şey nasıl oluşmuş, bu silsile böyle 12 tane nasıl oluşmuş, nasıl gelmiş? İmametle ilgili müstakil çalışmalar var. Hatta kendi Fırat kitaplarında bile bu var. Her bir imamın arkasından böyle bu düşünce bizde de oluşmuş 12 imam, 12 imam falan diyoruz ya. Böyle otomatik oluşmuş bir şey değil aslında. Tarih içerisinde imam diye bilinen her bir ferdin ölümünden sonra yeni yeni fırkalar ortaya çıkıyor. Ondan sonra birisi onları bastırıyor, o varlığını devam ettiriyor, öbürleri tarihte kalıyor. İkinci imam ölünce aynı şey, üçüncü ölünce aynı şey. Böyle bu 12 imam düşüncesi 12. imama gelene kadar en az 40-50 tane fırka çıkmış ortaya. Yani Hazreti Ali vefat etmiş, biri demiş ki vefat etmedi, o geri gelecek. Biri demiş ki yok vefat etti, imamet ondan sonra oğlu Hazreti Hasan'a geçti. Bir demiş yok Hazreti Hasan'a geçmedi. Oğlu Muhammed bin Hanefiye'ye geçti. Ondan sonra Hazreti Hasan vefat etmiş. Biri demiş kardeşi Hüseyin'e geçti imamet. Biri demiş yok onun oğlu Hasan'a geçti. Hazreti Hasan'ın oğlu da Hasan. Ona geçti. Biri demiş yok Muhammed bin Hanefiye'nin oğlu Ebu Haşim'e geçti. Bunlar hep fırka fırka böyle. Her birinin ardından böyle fırkalar oluşuyor. Kendi kaynakları da bunu zikrediyor yani. Ve bu 12. imama kadar geliyor. Bunların birbirleriyle kavgaları var, birbirleriyle mücadeleleri, münazaraları var, birbirlerine ithamları var. Bu böyle dediğim gibi otomatik bir sistem olarak 12 imama kadar böyle gelmiş değil yani. En son 12. imam sayılan kişi
Yok. Kendi kaynaklarında da yok. Bizzat Şii fırak yazarları var. Yani itikadi fırkalar nasıl oldu, nasıl çıktı, nasıl gelişti, bununla ilgili bizzat Şii yazarların yazdıkları var. Onlara baktığımızda diyorlar ki, Hasan el-Askeri vefat ettiğinde onun bir oğlu, geriye bıraktığı bir oğlu var mıydı, yok muydu, insanlar bu konuda ihtilaf ettiler. Bir kısmı Abbasi Devleti'nin gözetimiyle araştırdılar, 2-3 sene araştırdılar. Hatta bir rivayette 7 sene bekledi halife. Baktı ki bir erkek çocuğu yok. Mirasını kardeşine verdi. Kardeşi de Cafer. Ona verdi. Efendim. Bir kısmı diyor ki yok, bir çocuğu oldu. 2 veya 3 sene yaşadı. Ondan sonra öldü. Bunlar hep kendi kaynaklarında olan şeyler. Bir kısmı da diyor ki yok, oldu. 5 yaşına kadar yaşadı. Ondan sonra gaybete çekildi. Bir kısmı diyor ki gaybetten döndü, küçük gaybetten döndü bir süre. Tekrar insanların içine çıktı. Onu görenler var. Şu adam görmüş. Ondan sonra bir takım şeyler vasiyet etti onlara. Tekrar gaybete çekildi. Gaybeti kübra. Efendim, kıyamete yakın yeniden gelecek. Gelecek ne yapacak? Bu da önemli. Geldiği zaman önce mürtetlerden, zalimlerden, muhaliflerden, fasıklardan intikam alacak. Kim onlar? Biz. Mehdi'nin ilk vazifesi bu. Geldiği zaman bizden intikam alacak. Ehl-i Sünnet'ten intikam alacak. Şimdi bu arka planını aklımızda tutarak Suriye meselesine baktığımızda niye orada Müslümanlarla savaşıyorlar? Niye İran mezhepçilik yapıyor? Bunu çok daha rahat anlıyoruz. Aslında niye öyle konuşuyor? Evet. Bunu çok daha rahat anlıyoruz. Onlar Mehdi'nin gelmesine zemin hazırlıyor. Bu zemin gelecek. Onlar o hazır zemini döşeyince Mehdi gelecek. O geldiği, bulduğu zeminde Şiilerin, yani ümmetin başına geçecek. Ondan sonra fasıklardan, mürtetlerden, zalimlerden, ümmetin, ehl-i beytin, yani Şia'nın intikamını alacak. Tarihsel bir arızayla karşı karşıyayız. Bu arıza belki de tarihin Yahudilikten sonra gördüğü en büyük arızadır. Niye böyledir? Çünkü aslında olayın bütününe baktığımızda tarihsel gelişim olarak Kerbela ile birlikte alevlenen bir şey var. Ondan öncesi çok fazla bir Şii gruptan vesaireden itikadi siyasi fırka anlamında bahsedemiyoruz. Evet, bir oluşum var ama Kerbela ile birlikte o facia öyle bir istismar edilmiş ki bir düşman öldürülmüş ya. Yani. O güne kadar düşman kimdi? Muaviye'ydi, Yezid'di. Ondan sonra düşman kim oldu? Bütün Ehl-i Sünnet. Bu inanç, yani Şiilik inancı bir kin ve nefret üzerine kurulu bir inançtır. Dikkat edin, bir lanet kültürü vardır onlarda. Sürekli lanet ederler. Dualarında lanet ederler. Biz duamızda lanet etmeyiz, değil mi? Onlarda lanet duanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ehl-i Beyt'e lanet et. Ehl-i Beyt'in düşmanlarına lanet et. Onlara yardım etmeyenlere lanet et. Efendim, onlara buğz edenlere lanet et. Onları sevmeyenlere lanet et. Bazen açıktan, bazen de böyle örtülü bir şey. İkincisi yas kültür. Bunu besleyen Kerbela'dır. Hazreti Ali'nin yasını çok fazla tutmazlar. Hazreti Ali şehit edilmiştir. Yasını çok fazla tutmazlar. Hazreti Hasan şehit edilmiştir. Yasını çok fazla tutmazlar. Hüseyin de Hüseyin. Neden? Çünkü orada o kadar istismara müsait bir arka plan var ki, bir zulüm var, bir kıyım var, bir gaddarlık var, bir zorbalık var. Bunun hakkında ne kadar şey üretirseniz gider yani. Ve üretmiş. Onun için Kerbela yas kültürünü de bilinçli olarak yaşatmışlar, halen yaşatıyorlar. Bir mersiye kültürleri var. Bir ağlama kültürleri var. Bir kendine eziyet etme kültürleri var.
Ha bu niye oluyor? Niye yaşatıyorlar bunu? Kerbela olalı 1300 küsür sene oldu, tarihte kaldı. Hayır, o kim yaşayacak ki onun intikamı işte Suriye'de çıksın, Yemen'de çıksın, başka yerlerde çıksın. O kim yaşasın yani? Şii gençler bu kimle yaşıyorlar? Şimdi ondan sonra da gelip bize diyorlar ki ümmetin vahdeti, ümmetin birliği, bütünlüğü, mezhepçilik yapmayın. Bu arka planı bilmezsek, evet bunları söyleyenlere karşı ya bu adam mezhepçilik yapıyor deriz. Bu propaganda çok güçlü bir şekilde yürüyor çünkü. Cenab-ı Hak gözlerimizi açsın, bize firaset versin. Bu düşmanlığı yaşatmak, bu düşmanlığı canlı tutmak hiç kimseye bir şey sağlamaz. Maksadımız meselelerin arka planına inmektir. Meselelerin tarihsel hakikatine dokunmaktır. Yoksa biz onları öldürelim, onlar bizi öldürsün, birbirimizi boğalım falan filan gibi bir derdimiz yok. İçimizdeki bir kısım saf derun insanların, kardeşlerimizin aldanmaları, kapılmaları yüreğimizi yakar. Mesela bundan ibaret uyarımızın amacı budur. Önümüzdeki hafta ne yapalım şimdi? Şia. Şia yapalım. Peki, önümüzdeki hafta şöyle bir tarihine bakalım. Ana hatlarıyla inançlarına bakalım. Ehl-i sünneti tutumlarına, bakışlarına bakalım. Arkasından da metnimizden kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Soru soru. Sıfın savaşında Muaviye Hazreti Ali'nin halife olmasına rağmen ne cüretle gelip halifeye karşı tutup çekiyor? Şimdi Hazreti Ayşe'nin talebiyle aynı. Hazreti Ayşe hangi gerekçeyle Hazreti Ali'ye muhalefet etti? Dedi ki Osman zulmen öldürüldü. Katilleri senin safında. Onları cezalandır. Tek gerekçe bu. Tek gerekçe bu. Hazreti Muaviye'nin gerekçesi ne bu? Yani diyor ki Osman zulmen öldürüldü. Katilleri senin yanında. Bunları cezalandır. Yani tarihte Hazreti Muaviye'nin Hazreti Ali'ye beyat etmemesi konusunda başka hiçbir gerekçe zikredilmiyor. Hiçbir gerekçesi yok. Bir de hocam, Allah razı olsun. Bir de şu günümüz dünyasında biz daha evvelden tabii Hümeyni'ci olduk. İşte İran'ı sevdik. İran İslam Cumhuriyeti'nin hoşumuza gitti 70'li yıllarda falan. Evet. Fakat şu günümüz dünyasında artık bu iş iyice ayyuka çıktı. Allah razı olsun sizin gibi. Evet. Abilerimiz de bunları çok dinlendiriyor, hocalarımız da dinlendiriyor. Fakat ümmetin vahdeti noktasında sanki bir sıkıntı var. Yani işte Müslüman ülkeler bir araya geliyor, 250 binlik bir Şia grubu var, bu dışlanıyor. Vahdetse bunları nereye koyacağız? Vahdet değilse nasıl olacak? Yani bu ilişkiler siyasi bir soru belki ama bu ilişkiler nereye doğru gidiyor? Yani Allah muhafaza bir şey mi olacak? Aramızda bir sıkıntı mı olacak? Olmasını arzu etmeyiz tabii ki, onu söyleyelim. Siyasi olarak düşündüğümüzde bu iş nasıl olur? Bu iş ancak rahmetli Erbakan Hoca'nın D8 projesi vardı. O proje gibi bir proje ve onun aynısı fark etmez. Hayata geçirilebilirse olur. Siyaseten olur. Yani Şiilerle biz ancak siyaseten birlikte hareket edebiliriz. Şiiler tarihin hiçbir döneminde bizimle ümmet olup, kardeş olup bir arada hareket etmediler. Hiçbir zaman. Bunun bir tane istisnası yok. Tarihini göreceğiz inşallah. Önümüzdeki ders anlatacağım size. Bir tane istisnası yok. Hatta niyetlerini anlamak imkansız zaten. Hatta tam tersine fırsat bulduklarında işte Moğollarla mesela işbirliği yapıp Moğolları İslam ülkesinin halifenin üzerine saldırtabiliyorlar. Aynı şeyi Osmanlı döneminde Frenklerle yaptılar. Uzun Hasan Frenklerle bir olup Osmanlı üzerine saldırma planları yaptı. Bunlar hep tarih içinde yaşanmış tecrübeler. Onun için biz ümmet olalım, birlikte hareket edelim derken bu olsa olsa siyasi bir birlikte hareket etme projesi olur. Yoksa biz ümmetiz, biz kardeşiz falan. Siz istediğiniz kadar bu türküyü söyleyin. Adamlar sizi tekfir ediyor. Sizin kutsallarınız ve adamların problemi var. Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, sahabenin ileri gelenlerine lanet okumak adamların inancı. Ya bundan vazgeçecekler ya da biz gözümüzü açacağız.
Şimdi Ahmet el-Katip diye bir Şii var. Adam hayatta İngiltere'de yaşıyor. Bundan birkaç sene evvel bir yeni Şii beyannamesi yayınladılar. Artık dedi Şiiler tarihten devraldıkları bir takım kültürel unsurları din olarak, itikat olarak kabul etmekten vazgeçmelidir. Sahabeye sövmekten, Ümmül Müminin Ayşe'ye sövmekten, imamların masum olduğunu iddia etmekten vazgeçmelidir. Bunlar tarihsel şeyler. Tarihin efendim bir döneminde Şiiler azınlık olarak yaşıyordu. Ümmetin çoğunluğu içerisinde. Kapalı devre yaşıyordu. Kendi inançlarını diri tutmak için böyle bir takım şeyler uydurdular. Ama artık buna gerek yok. Günümüzün dünyasında biz ümmetin geri kalan kısmıyla bir olmak zorundayız. Onun için de şu şeylerden vazgeçelim. Adam Şii yani, Sünni filan değil. Bunu dedi diye adamı topa tuttular. Ellerine geçirsene öldürecekler. Adam Londra'da, İngiltere'de yaşıyor. Şimdi böyle bir grupla nasıl bir araya gelirsin? Onlar yani bir araya gelmek için bize şunu diyecekler. Diyorlar zaten. Ya siz bu sahabe bundan vazgeçin kardeş. Bu insanlar günahkar, fasık, facik, kafir, mürted. Bundan vazgeçin. E vazgeçtik ne olacak? Gelin bizim imamlarımıza, 12 imama, ehl-i beyte teslim olun, kurtulun. Kurtulacak fırka budur çünkü. Ha biz diyoruz ya ehl-i sünnet fırkayı neyin naciye, kurtuluşa eren fırka falan. Aynı şeyi onlar da kendileri için söylüyor. Fırkayı naciye şiadır diyorlar. Onun dışındaki bütün fırkalar dalalettedir, sapkınlıktadır, işte küfürdedir falan. Nasıl birleşeceksiniz? Ancak güçlü devletler olur. İran'da onlarla birlikte hareket etme zorunluluğu hisseder, bunu bir mecburiyet olarak yaparsa olur. Yoksa adam bugün sırtını Rusya'ya, Çin'e dayamış, ne size ne öldürme ihtiyacı var, niye sizinle birlikte olsun? Zaten can düşmanı adam, sizinle niye birlikte hareket etsin? Kudüs ordusu diye bir ordu kurmuşlar, Kudüs ordusu Suriye'de Müslümanlarla savaşıyor. Bir istismar edebiyatı, istismar kültürü var ki bunlarda. Aman Allah, üzerinde bir ders değil, 10 ders dursak bitiremeyiz yani. Hocam, Türkiye'dekilerine kardeş diyebilir miyiz? Alevi kısmına. Aleviler başka. Biz Caferileri konuşuyoruz. Yani İmamiye, bunların itikadi mezhep adı, Caferiye, fıkhi mezhep adı. Bunları konuşuyoruz. Alevilik başka. Türkiye'deki Alevilik bir tür değil. Yani Alevi kimdir sorusuna Türkiye'nin doğusundaki Alevi farklı cevap veriyor. Edirne'deki Alevi farklı cevap veriyor. Sivas'taki farklı, Tunceli'deki farklı. Bir tane Alevilik yok yani. Ben sana tanıştırayım. Bizim komşularımız var Alevi. Hı? İç içe yaşadığımız insanlar. Namazında, orucunda, niyazında insanlar. Alevi olamaz mı? Niye? İşte oluyor yani, dedim ya, bir tane Alevilik yok. Birden fazla Alevilik var. Ama bugün diğerleri, bir kısmı öbürlerini bastırmış durumda. Bu da bir hakikat maalesef. Hocam, cami gelirse, tutursun bana aramızda ne fark var? Ben Nasır Hüseyin'i, Ali, ondan daha çok seviyorum. Şiiler de kılıyor. Efendim? Şiiler de kılıyor. Şiiler de kılıyor ama böyle Aleviler var yani. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde. Sadece Hazreti Ali'yi ve Ehl-i Beyt'i bizden daha çok sevdiğini söyleyen, sahabenin diğer kalan kısmından daha üstün olduğunu söyleyen insanlar bunlar. Bunda bir beis var mı? Yok, bu itikadın asıllarından değil. Bir kimse dese ki Hazreti Ali sahabenin hepsinden üstündür. Ne gerekir? Bir şey gerekmedi. Biz Hazreti Ebubekir üstündür deriz ama bu adam Hazreti Ali'yi üstün tutuyormuş. Hayırlı olsun. Bu bir ihtilaf meselesi değil yani. Burada durdukları sürece hiçbir problem yok. Evet, buyurun. Hocam, Hazreti Osman'ın şehirlenmesi konusunda Hazreti Muaviye ordusunu kullanmadı, şehrin dışarısında bıraktı ve şehirlenmesi bekledi şeklinde. İftira. İftira. Hazreti Osman'ın şehit ediliş sürecini onunla ilgili şeyde detaylı anlatacağız. Orada bizzat Hazreti Osman kendi evinin etrafında fedai gibi nöbet tutan sahabiler var. Aralarında Hazreti Ali'nin iki oğlu da var. Bunları kendisi bizzat gönderiyor. Gidin diyor, ben halife olarak size emrediyorum. Burada durmayın. Gidin. Kendi hizmetçileri ve köleleri var
Bunlara diyor ki kılıcını kınına sokan özgürdür. Allah rızası için kılıcınızı kınınıza sokun, hürsünüz, gidin. Müslüman kanı aksın istemiyor. Hazreti Osman'ın kendi talebi bu yani. Yoksa sahabe Medine'de, sahabenin gençleri orada, hepsi yalın kılıç onun yanında. Ama o istemiyor. Ben diyor, Efendimiz'i rüyada gördüm, beni çağırıyordum. Gidin kardeşim, kılıcınızı kınınıza sokun, gidin. Müslüman kanı akmasın, ben hazırım, ben şehit olacağım biliyorum. Ne yaparsın böyle? Evet, durum budur. Evet, haftaya görüşmek üzere inşallah. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.